Akif Beki, 3 Haziran 2022 karar. Bay Kemal nereden kaybediyor? Meğer CHP, yerli millilik ve din kardeşliğinden nasıl mı çıkmış? Artık din düşmanı gibi gösterilmesine yarayacak malzeme vermediği için. Yönetiminde başörtülerin de siyaset yapabildiği Bay Kemal CHP'sini sevmedi gitti AK Parti. Laiklik elden gidiyor feryadı basmayan bu CHP iktidara tat vermiyor. Ezanla, camiyle, başörtüsüyle kavgası, dinle sorunu varmış gibi koz verip kullandırmıyor kendini. Nerede o eski CHP zihniyeti? CHP'nin yormadan seçim kazandırdığı günleri mumla aradığını saklamıyor iktidar. Ne hayrını gördüklerini varın siz düşünün. AK Partili Özhaseki, eskiye özlemlerini yana yakıla anlatıyordu önceki gün. CHP Baykal'dan sonra şöyle bir eksen değiştirmiş meğer. Deniz Baykal yerli ve milli bir adamdı. Cumhuriyet, Atatürk ilke ve inkılapları üzerinden eleştirilerini sürdürürdü. Eyvallah, görüşlere saygı duyarız. Oysa yeni dönemde dertleri sadece ve sadece AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak üzerine kurgulu bir tezgah adeta. Genel değilmiş, yani Baykal'ı deviren kaset şantajı, özelmiş özel. Kıymetini bilememişler, yoksa onca laf edip kötülemeyeceklermiş demek. Yalnız benden söylemesi, dışarıdan gelen sığınmacılar din kardeşliğiyle bizdenken, iktidara oy vermeyen ülkenin öz evlatlarının din düşmanı gibi ötekileştirilmesi fena sırıtmaya başladı. Hoca lakaplı Cübbeli Ahmet'in de canına tak etmişti. Aynı isyanı dışa vururken HDP'ye oy verenler vatandaşlıktan çıkarılsın istiyordu. CHP ile masaya oturan Saadet ve Deva'yı da kovulacaklar arasına sokarak. Oyunu beğenmedikleri kendi vatandaşlarımıza din düşmanı diye kapıyı gösterip, Pakistanlı, Afgan, Suriyeli din kardeşlerimize kapıyı açık tutan bir garip yerli ve millilik anlayışına sahipler. Dostun dışarıda, düşmanın içeride aranmasına Gelecek Partisi lideri Davutoğlu bile dayanamadı, patladı sonunda. Çarpık yerli ve millilik anlayışına tepkisi şu: bu ülkeyi yabancılar için cennet, bu ülkenin evlatları içinse cehenneme çevirdiniz. Bize selam vermeyenler, İsrail Cumhurbaşkanı'nı selamlamak için çırpınıyor. Davutoğlu bu duygudaysa, sürtük diye tahkir edilen vatandaşlar ne hissediyordur? Tüm kaşımalara rağmen CHP, laiklik-din çatışması üstünden hır çıkarmıyor. Ne yapılsa olmuyor. Ceplerinden yediklerine içtiklerine de karışılıyor. Suluya da zam üstüne zam basılıyor. Yetmedi, sürtük de deniyor. Daha ne yapılsın? Yine de çekilemiyorlar mindere. O siyaset ekseninden çıktılar. İçkicilerle içki karşıtları kutuplaşmasına gelmiyorlar diye din kardeşliğinden de çıkarılıyorlar. Yerli ve millilikten kovuldukları gibi vatandaşlıktan atılmaları dahi teklif edilebiliyor. Ey CHP, hala mı? CHP'liğini bugün göstermeyeceksen ne gün göstereceksin? Tahrikleri karşılık bulmuyor fakat. Hortlatılamıyor bir türlü, eski öcüye ulaşılamıyor, sizlere ömür. Yerli ve milli APO açılımı mı geliyor? HDP'den ayrılıp Ses Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen yeni bir Kürt açılımı hazırlığını ifşa etti. Karar TV'de Elif Çakır'la Yıldıray Oğur'a konuşmuştu. İktidarın yeni bir açılıma hazırlandığını bildiğini söyledi. Yorum değil, bilgi vurgusuyla. Bilgen'e göre Öcalan da dahil edilecekmiş. Amaç HDP'yi olmasa bile seçmenini ikna etmekmiş. 2019 İstanbul seçimleri yenilendiğinde denenmişti. Özel izinle İmralı'ya gidip Öcalan'dan seçime müdahale mektubu getiren doçent Ali Kemal Özcan Habertürk'te demişti ki, Öcalan Kürt isyanı lideridir ama yerli ve milli bir şahsiyettir. Türkiye'nin menfaatlerine karşı çalışmadığı için Amerika Türkiye'ye vermiştir. İktidar da Öcalan'ın talimatlarına uymadığı için HDP'yi emperyalizme uşaklıkla suçlamamış mıydı? ATV'nin Yalnız Kurt dizisindeki APO sahnesi bu yüzden hayırdır inşallah dedirtmişti. Öcalan, yerli ve milli Kürt isyanı lideri tarifine uygun canlandırılıyordu. İzlediyse epey hoşuna gitmiştir. Öcalan iyi de HDP ile Demirtaş kötü demeye mi çekildiği anlaşılamamış, yadırganmıştı. Göz mü kırpılıyor, umut mu veriliyordu? Yine bir görev mi düşecekti? Yine mektup mu yazdırılacaktı? Neye yormalıydı? İşkillendirmişti, herhangi bir ekran değildi. Fakat tepkiler rahatsız etmedi ki, yapımcı ya da kanaldan bir açıklama getirilmedi. Altılı masayı düşmana umut verip terör örgütlerini göz kırpmakla suçlayan iktidar yetkililerinden de tek laf yok. Aranan yerli ve milli muhalefet İmralı'da mı bulunacak? Çıkar yakında kokusu. Akif Beki.